Merhaba arkadaşlar. Evet, Metin 2'ye benzeyen bir oyunla Google Play'de karşı karşıyayız. Oyunu indirdim. Bakıyoruz şimdi oyuna. Oyun eskiden bilgisayar oyunuymuş. Karahan Online diye. Bunu telefona uyumlamışlar bu oyunu. Start diyoruz. Twill Sky ismi. Bu arada ben bir 12 level oldu benimki. Yeni bir karakter açarsanız isminizi yazıyorsunuz. Bunun yanında adamın 3 çeşit performansı var yabancı dildeydi. Tam hatırlamıyorum. Onları giriyorsunuz. Başlatalım. Metin 2'ye benzeyen bir oyunmuş kendisi. Yine aynı şemalar o günleri aratıyor. Başlatılıyor oyunumuz. Bir şehirde başlıyor. Gördüğünüz gibi. Burası şehir. Herhalde demircisi, marketi, ticarethane falan her şey var herhalde. Evet. Başlar başlamaz biri birini öldürdü başlar başlamaz. Şuradan bir şehir dışına çıkalım. Bu arada şu hızlı koşma, şu altta gördüğümüz bir zıplama var. Zıplarken, koşarken şu mavi SP dediğimiz düşüyor. Aynı bunda da Metin 2 gibi dışarı çıkarken köpek falan kesilme olayı gibi değişik değişik canavarlar kesiliyor. Altta konuşmalar var demiş. VS'de kendine güvenen gelsin. Falan. Evet. Biri burada kasılıyor mesela. Bir seviye koboltmuş ismi. Deneyelim silahlarımıza. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Bir tanesine tıklayıp ötekine tıklayıp tıklama değil, şuraya tıkladım birini buluyor. Şu sağ alttaki işaret hedef bölümüne tıkladım mı? Şuna bakalım. Oyunda HP SP şeklinde şurada gördüğünüz içerikler var. Kendi enerjisini ve canını yükseltmek için. Daha sonra meditasyon yapıyor böyle bir. Canını, SP'sini falan yükseltiyor herhalde. İlerledikçe canavarların, kestiğiniz canavarların seviyesi çoğalıyor muhtemelen. Öyle kobold. Burası da bir seviye. Biraz daha ilerleyelim. Evet, daha değişik karakterde. Dronic Kultismiş. Buna bakalım. 4 seviyemiş. Envantere bakmak için şu sağ üst köşeye tıklıyoruz. Store diyor. Burası market. Guild. Başka bir kapı. Market. Store herhalde. Ha, buradan malzeme zırh falan satın alınıyor. Benim 31 bin varmış bu gümüşten. Goods diyor. Bundan satın alabiliyormuşuz. Defans zırh elbiseler. Şurası neymiş? Burada bir şey yok. Böyle değişik şeyler varmış. Silahlar. Bu mesela kaç seviyeymiş? 40 seviye. Şu 35 seviye 25'e satıyormuş.
Daha da ileri gidelim biz. Ha, kendi envanterimize bakacaktık. Menü. Evet, menüden bulduk. Adam, kendi adamın üzerinde 10 seviye. Bu armor varmış. Quang Mu armor. Çift bıçak kullanıyor herhalde. Yine 10 level. Şu kılıçtan varmış. Şunu takabilirim diyeceğim. 20'ye olmuş atak. Şu 22 olmuş. Bakalım başka 10 seviye. Zaten benimki de 9'a 2 koruması. Fark eden bir şey yok. Şunlar varmış. Bu içerikleri kullandıkça tüketiyoruz. Ha, şu arı diye bir şey var. Etrafında alacağım bir pet diyorlar buna. Görüyorsunuz. Tam benim yanımda, başucumda bir pet var. Oyun güzel yani, vakit geçireceğim ama geliştirmesi lazım kendini. Şöyle birkaç canavar daha kesin. Bunlar kaç seviye? Bunlar da 4. Kolay kesiliyor. Biraz daha ileri gidelim. 4 seviye. Evet, bunlar yüksek. Bu 7'si. 7 seviye. Böyle kesiyor. Bu arada otomatik savaş yöntemi varmış. Ha, silah değiştirme. Şuradan oluyor. Silah özelliği değiştirme. Otomatik kasılma şutur. Hedefin altındaki kılıç. Yo, o değil. Yani bıraktı canavarlar peşimizi. Otomatik kasılma yeri. Ne arıyorum? Ha, A tuşu. Şu A tuşuna bastığımda otomatik kasılıyor. Ekranı uzaklaştırıp yakınlaştırmaya. Var. Bu arada yerden bir şey aldı. Bakalım neymiş. Sen kasıl otomatik. Yerden aldığım mühim bir şey yok. Dur lan. Heh. Şu skill'i deneyelim. Neymiş? Bir şey daha düştü. Neymiş? Otomatik kasılmaya kapıdan başımıza bela oluyor. Heh. Yine önemli bir şey vermedi büyük ihtimal. Şunlardan birini verdi. Yabancı yazdığı için ben de anlamıyorum. Böyle güzel vakit geçirici bir oyun. Bakalım neler yapabiliyormuşuz bu oyunda. Zıplama tuşuna basalım. Evet, suya düşeceğiz herhalde. Düştü. Hı. Yüzme özelliği varmış. İlginç. Zıplayıp çıktık. Gidelim bir şehre bakalım ne var ne yok. Alışveriş, satış falan var mı? Haritaya bakalım. Harita bu şekilde. Map. Ha. Geniş maplar varmış daha ileri seviye için. Şuralara falan gidiyoruz. Muki, Lujun, Yanvan, Revisto, Kaylan. 1 seviye 19 level arası. Ha, bunlar farklı bayraklar. Güzel bence. İlgi çekici bir oyun. Zaman geçirici PvP oyunu. Biz bir şehrimize doğru gidelim. Şu tarafta kaldı şehir. Zıplayalım. Pet hiç gelişmiyor herhalde. Bakalım pet. Aynen. DMG 0 pet. DMG. Bu pet'i nasıl çağır? Henüz güncelleştirme gelmemiş pet'le ilgili. Yoksa pet açılmış. Bu arada şehre doğru giderken ne var ne yok şöyle maillere bakalım. Mailimiz boş. Ayarlarımız var. Ses açma, ses kapama.
Ben kapattım müzik sesini. Rank demiş. Kim birinci değil, onları gösteriyor. Oyunda iyi olanlara. Şu şeyi bir deneyeceğim. En sağdaki skill neymiş? Ha, bu hiçbir şey yapmıyor, gıdıklıyor. Sağdaki de kurban gitti. Düşeş geldi ya, korkuyor. Benimki de düşeş geldi. Gidelim şehre doğru. Silah değiştik. Burada da bunu yapıyormuş. Evet, girdiğimizde böyle şehre. Şu kimmiş? Tombik amca. Tıklıyoruz. Konuşma yok. Şu kimmiş? Tezgah kurmuş. Evet. Market diyor. Burada ne satıyor? 10 altın abi. Bizde altın 0. Şuraya çektiğimizde kenara, evet. Bizde altın 0. Dayımız kimmiş? Tıklıyoruz. Bunda da bir şey olmuyor. Neyse. Millet değişik hareketler yapıyor burada. Evet, bu cüce kimmiş? Senle konuşacak mı bu? Yok, senle de konuşmuyor. Şuralar neymiş? Meditasyon yapalım bakalım. Bir şey olmadı. Evet. Böyle değişik bir oyunmuş arkadaşlar. Metin 2'ye benzeyen bir kasabası var. Başlıyorsun içerisinde. Umarım önümüzdeki günlerde güzel bir güncelleme gelir. Gelen güncellemelerle daha güzel, daha geniş kapsamlı bir hale denk gelir. Oyun daha zevkli bir hale gelir diye umut ediyorum. Genelde hep Türk, zaten baktığımız zaman zaten hep Araplar ve Türkler kapladığı için bir oyun vurulduğu zaman böyle değişik, enteresan, arayıp da böyle bulabileceğiniz güzel oyunları keşfetmemi istiyorsanız kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar da kraliyet korumalar herhalde. Bu kimmiş? Şu da kral olmalı. Krala silah çektik, değişen bir şey yok. Evet. Böyle değişik, enteresan bir oyunmuş arkadaşlar. Özelliklerinde meditasyon yapıyor, zıplıyor. Şu kurt pet herhalde. No mount echo. Bunun yanında silah değiştirebiliyorsun. İleriki seviyelerde herhalde şuralarda açılacak. Need to learn first diyor. İlk ihtiyacın. Şuradan değişik hareketler yapıyorsun. Bir şey içiyormuş gibi yapıyor sonra. Mikro puk yapıyor. Anlıyor. Oturdu bekliyor. Ha, zar atma olayı var. Bu güzel bir biriyle iddiaya girdiğin zaman önce ben başlayayım falan. Zar atarsın. Ha, bu da küçük zıplamaymış. Babam koşarken işe yarıyor mu? Yaramıyor. Böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Mutlu, sağlıklı günler herkese.